Türk edebiyatının kaptanı. Evet, sahici bir kaptan. Aslına bakarsanız Atilla İlhan'a kaptan denmesi basit bir lakaptan ibaret değildir. Kendisi küçükken kaptan olmak ister. Hatta bir kitabında 1941'de arkadaşıyla neredeyse bir gemiye tayfa olarak yazılacaklarını anlatır. Paris yıllarında ise bir dönem sakal bırakması sebebiyle arkadaşları tarafından kendisine bu lakap takılır. Ve 5 bölümden oluşan kaptan şiiriyle de bu lakap Atilla İlhan'la iyice özdeşleşir. Onun kaptanlığı dümeniyle değil, kalemiyle olacaktır. Yolumdan çekil yavrum, bağlasalar duramam. Demir asa, demir çarık dedim. Neyleyim? Yolculuk dedim. Ağaçları tünedi yine akşam kargalarla bir. Rüzgar kendini yerden yere vuruyor. Kırık dökük yıldızlar belirli uzaktan. Telsiz mevceleri ardım sıra koşturuyor. Anamdan yolcu doğmuşum. 7 dağın yolları kalbimden geçer. Salkım salkım mısralar gelir içimden. Dudaklarımda yağmur damlaları. Alır beni yollar, beni alır gider. Anamdan yolcu doğmuşum. Nehirlerle birlikte denizlere kavuştum. Akşam dedim, şu koca dünya dedim. Ağlasam dedim. Yola bir düşüldü mü, ömür boyunca gidilir. Ekmeğim ve şarabım peşinden. Turnaların peşinden. Büyük şehirler, büyük aşklar çığlık çığlığa terk edilir. Ben çocuklar gibi sevdim. Devler gibi ıstırap çektim. Damarlarımda dünyanın bütün rüzgarları. Harplere, açlıklara, yalnızlığıma rağmen anamdan yolcu doğmuşum. Neyleyim? Gurbet dedim. Vatan dedim. Hürriyet dedim. Büyük yolların haydudu der kendine Atilla İlhan. Abbas yolcudur o. Hayat serüveni İzmir'de başlar. Lisenin ilk yıllarını burada okur ve sonrasında onun sanat yolculuğunun en önemli durağı, limanı olan İstanbul'a gidecektir. Büyük şehir Atilla İlhan'la girmiştir aslında Türk şiirine. Onun toplumcu gerçekçi sanat anlayışının en güzel örneğindir İstanbul şehri. Büyük kaygıların şehridir. Büyük hayallerin ve büyük hayal kırıklıklarının. Kahırların, yok oluşların, şiir yaşayıp da şair olamayanların şehri. Yoksul gramofonların çaldığı, intihar dumanlarının yükseldiği, mazot tüküren gemilerin sularında sefer ettiği şehirdir İlhan'ın İstanbul'u. Bu efsunlu şehri, onun kadar gerçekçi ele alan başka bir şair yoktur desek yeridir. Bir şiirinde kahrolasın İstanbul şehri der. Bir başka şiirinde ise göğe çekmiş minarelerini şehirler padişahı canım İstanbul der. Ne hep övgüler dizer İstanbul'a, ne de hep nefret kusar. Yurt dışına gittiğinde her şeyi geride bırakacağını düşünür. Ama İstanbul öyle bir efsundur ki ne olursa olsun vazgeçilmezdi. Ulan yine sen kazandın İstanbul. Sen kazandın, ben yenildim. Kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar yine emrindeyim. Ölsem, yalnız kalsam, cüzdanım kaybolsa, parasız kalsam, tenhalarda kalsam, çarpılsam, hiçbir gün hiçbir postacı kapımı çalmasa, yanılmıyorsam, sen eğer yine İstanbul'san, senin ıslıklarınsa kulaklarıma saplanan bu ıslıklar, göz bebeklerimde gezegenler gibi dönen yalnızlığımdan, bir tekmede kapılarını kırıp çıktım demektir. Ulan bunu sen de bilirsin İstanbul. Kaç kere yazdım kim bilir. Kaç kere kirpiklerimiz kasaturalara dönmüş diken diken. 1949 Eylül'ünde birader Mırç ve ben sokaklarında Mohikanlar gibi ateş yaktık. Sana taptık ulan. Unuttun mu? Sana taptık. Yolculuk onun hayatının en önemli parçası demiştik. Zamanın da şartlarının getirdiği üzere birçok yolculuğunda tren kullanırdı. Hatta tren hakkında bir kitabında "Beni dünyaya, yani memleketime götüren ilk taşıttır" der Atilla İlhan. Sıradaki durağı ise Paris olacaktır. Aslında kendisi birçok yere zaman zaman yolculuk etmiştir. Ama üç şehir eserlerinde daha baskındır. İzmir, İstanbul, Paris seyir defterini en çok dolduran şehirler olur. Paris yılları Atilla İlhan'ın Fransız toplumunu gözleme fırsatı bulduğu ve birçok karakterinin temellendirilmesi sağladığı yıllar olur. Lise son sınıfta amcası kendisinden habersiz şiir yarışmasına Cepheroğlu Mehmet şiirini gönderir ve bu şiir ikincilik elde eder.
Üniversite yıllarında ise şiirleri birçok dergide yayınlanır. İzmir, İstanbul, Paris üçgeninde geçen yaşamında ise ismi Türk edebiyatında iyice duyulmaya başlamıştır. Büyük yollar belki de onun için artık küçülmüştür. Her yıkıntısında, her hayal kırıklığında kalemi de, felsefesi de bir o kadar güçlenir. 12.55'te Paris'te kan çıktı. İçimdeki bozgun büyüyordu. Herkese bir telaş vardı. Herkes acıkmıştı. Önüne gelen bir sual soruyordu. Ben daima bir sual soruyordum. Afrika bulut gibi üstüme yürüyordu. 12.55'te sen uyandığın zaman ben Paris'teydim, Gare de l'Est'te. Yoksul bir oteldeydim kahrımdan. Seni terk etmiştim hırsımdan. Kendimi içkiye vermiştim. Mektuplarını yakıp yırtmıştım. Bütün mektuplarını. Bana yazdıklarını, bana yazmadıklarını. 12.55'te içimde isyan çıktı. Paris çıldırmıştı. Ben çıldırmıştım. Artık öteki ömrümü yaşayacaktım. Büyük aşklar biriktirmişti Attila İlhan. Ondan bahsedip de aşktan bahsetmemek olmazdı. Aysel git başımdan demişti ama seni seviyorum demekten de geri kalmamıştı. Üçüncü şahıs da olmuştu, mecburda. Ne kadınlar sevmişti, zaten yoklardı. Lüzumundan fazla beyazdı kimi zaman aşkları. Ayrılık sevdaya dahildi. Kallavi sokağındaydı veya bir öğle sonu Paris'teydi. Kanına gireceklerdi, itiraz edecek ve kabul olacaklardı. Aşkı da toplumcu işlemişti o. Onun eserlerinde bizi, bizden olanları, bazen de bizimle olanları bulabiliriz. Kendisi her ne kadar aşk şairi olarak adlandırılmaktan hoşnut olmasa da belki aşktan, belki şiirden akıllarımızda öyle yer etmiştir. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın. Tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizleri. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Attila İlhan, romancı, gazeteci, senarist ve şair. Unutulanların dünyasında unutulmayan bir isim. Tarihler 10 Ekim 2005'i gösterdiğinde, an geldiğinde evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat eder. Orhan Veli, Yahya Kemal Beyatlı gibi o da Aşiyan mezarlığına defnedilir. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler. Namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Çeşmelerden akar Sinan. An gelir. La ilahe illallah. Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiirler söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek. Saatli bir bombadır patlar. An gelir. Attila İlhan ölür.
Ölümünün üstünden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen bizler onu unutmadık. Bazı şiirlerine yer verdik program boyunca. Zaten şiirleri benden daha iyi anlatmıştır size onu. Eylül'de sabah bir erken saatte Karşıyaka'dan konağa giden bir vapura binmiştim. Vapurun ismi Atilla İlhan'dı. O gün yakın bir arkadaşıma sahici kaptanın vapuruna bindiğimi söylemiştim. Üstünden birkaç ay geçti ve bugün Ege Üniversitesi stüdyolarında bedenen olmasa da fikren onu ağırlama fırsatımız oldu. Başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Şiirle kalın.